uzay boşluğuna koruyucu kıyafetleriniz olmadan çıktığınızda filmlerde gösterildiği gibi anında gözleriniz pörtleyip damarlarınız patlayarak ölmez yahut anında buz tutmazsınız. Dünyada alışmış olduğumuz atmosfer basıncıyla uzay boşluğu arasında öyle aman aman bir basınç farkı yok. Zaten kayda değer atmosfer sahibi olan Venüs ve Titan gibi gök cisimlerine oranla oldukça ince ve düşük basınçlı bir atmosferde yaşadığımız için insan vücudu vakum ortamını tolere edebilecek güçtedir. Rahatlıkla bir dakikaya kadar uzayda hayati zarar görmeden kalabilirsiniz. Ama nefesimizi tutmuyoruz, tümünü veriyoruz. Çünkü ciğerlerimizdeki hava uzay boşluğunda aniden genleşerek zarar verebilir. Elbette daha uzun süre kalırsanız beyniniz oksijen yetersizliğinden dolayı geri dönüşü olmayacak biçimde zarar görecektir ve öleceksiniz. İnsan derisi vücudumuzu sımsıkı bir şekilde saran bir basınç kıyafeti gibidir. Sadece uzay boşluğundaki sıfır basıncı değil, deniz altındaki 3-4 kat fazla basınçtan da bizi korur. Yani basınç sıfıra düşünce kanınız kaynamaz, gaz haline geçmez. Derimiz bir basınç kıyafeti gibi bizi sıfır basıncın etkisinden korur demiştik. Unutmayın, uzay boşluğuyla dünya yüzeyindeki basınç farkı sadece birdir. Oysa denizin 30 metre altında 4 kat fazladır. Aynı mantıkla dalgıçların basınçtan içe doğru ezilerek ölmesi gerekliydi ama derimiz bizi koruyor. Zaten bu sayede okyanuslardaki petrol kuyularının inşasında denizin yüzlerce metre altında yüzeyin onlarca katı basınca alıştırılıp çalışan insanlar var. Uzayda aniden donma meselesine gelince. Evet, uzay boşluğu soğuktur. Hem de çok soğuktur. Bizim buralarda gölgede eksi 200 santigrat derece kadar. İnsan vücuduysa 36 derece sıcaklığa sahip. E güneş ışığı var, radyasyon var diyeceksiniz. Haklısınız. Ancak kısa sürelerde onun da pek bir zararı bulunmuyor. Belki teninizde biraz güneş yanığı oluşur, kanser riskiniz artar o kadar. Normalde insanı aynı sıcaklığa, yani eksi 200 dereceye sahip bir sıvının içine atarsanız anında donarak ölürsünüz. Yahut yine aynı sıcaklıktaki bir hava ortamında tümüyle donmanız birkaç dakikayı geçmez. Ancak boşlukta vücudunuz hiçbir şeye temas etmediği için sıcaklığınızı kaybetmeniz öyle kolay değil. Vücut ısınızı kaybetmeniz için teninizin bir şeylere temas etmesi gerekir. Ancak ne hava var ne de su. Neye temas edeceksiniz ki? Boşlukta ancak ışıma yoluyla ısı kaybedileceği için bir insanın bırakın donmayı, 1-2 derece soğuması bile dakikalar hatta saatler alacaktır. İnsanlığın 60 yıldan uzun süredir devam eden uzay macerasında astronot ve kozmonotların boşluktaki sıfır basınca maruz kaldığı anlar defalarca yaşandı. Kısa süreli bu kazalarda hızlıca yapılan müdahaleler sayesinde şimdiye kadar hiçbir ölüm veya kalıcı vücut hasarı yaşanmadı. Elbette insanoğlu yüzünden, başı dertten kurtulmayan zavallı hayvanlar üzerinde, hem yeryüzünde hem de uzay boşluğunda vakum ortamına maruz kalma deneyleri yapıldığını da belirtmemiz gerekiyor. Her ne kadar tehlikeli de olsa, gelecekte fotoğrafta yer alan hanım kıza benzer bazı manyakların, uzay atlayışı gibi sporlar adı altında yalın ayak başı kabak uzay boşluğuna atlayıp eğleneceğini, of ne adrenalin salgıladık ha diye hava atacağını düşünüyorum.